Loligun dile kasarlık peşinde. İmdat! Hayırlı cumalar. Para istiyorum. Para. Ney ben slak tuvalet terliklerim. CHP Kadın Kolları Başkanınız geldi. Açtı her Instagram hesabı saniyesinde kapatılan YouTube'un çöpçüsü. Durdu gundu geldi. Bugün moralimi bozamam çünkü bugün parayı bulmuş bebeğim. Bugün her zamanki gibi sabah ilk iş banka hesabımı kontrol ediyordum ve 250 lira kalmış. Hatta Twitter'dan tweet bile attım 250 lira. Ve çevremde de dolandıracağım kimse kalmadı. Bizim Kürtleri dolandıra dolandıra bir hal oldum. O yüzden ben de internet fenomeni arkadaşlarımdan borç alacağım. Çünkü onlar hayvan gibi para kazanıyor. Herkes nur değil mi? Millet benim gibi fakirlikten bokunu kurutup yemiyor. Bu arada onları olabildiğince ciddi bir ses tonuyla ciddi bir şekilde arayacağım. Böylece şaka yaptığımı anlamamalarını umuyorum. Ama sesi sonradan editleyip kendi cırtlak sesimi koyacağım. O yüzden kurgu diğer şalıklar olursa babaannenizin pusisine ıslak kolibantı yapıştırırım. Önce Mika'yı mı arasam? Doktor Aydın'ı? Doktor Aydın'ı arayalım. Alo. Efendim Nurdin, ne yapıyorsun? Alo. Alo, geliyor mu sesin? Ne yapıyorsun? Ay Aydın, ben valla güldüğüme bakma. Aslında ben evde oturuyordum şu anda ama başıma çok kötü bir şey geldi. Sen müsait misin? Evet müsaitim ya. Söyle, ne oldu? Başıma çok kötü bir şey geldi ve çok korkuyorum. Ne oldu? Senden fikir almak istedim. Aha. İşte bana bir tedavi uyguladılar. Tamam. Yani nasıl söylenir ki, malum yerimi, yani arka kanallarımı tedavi ettiler diyelim. Ne arka kanallarını ya? Yani söyleyebilirsin, sorun yok. Ya basur gibi düşün ama değil gibi de. Basur mu yoksa fistülün mü var, fistülün mü var? Ne olduğunu tam söyle, sorun yok. İşte benim malum yerime ilaç koyacaklarmış. İçine sokacaklarmış ilacı. Bir şey diyeceğim, bununla ilgili YouTube videosu mu çekiyorsun? Bunu bu şekilde çekmiyorsundur bence. Ya saçmalama, sağlık problemim için arıyorum seni. Zaten utanıyorum, ne videosu? Anladım. Sorun yok ama şöyle bir şey var. Hangi bölüme gittin? Oh shit. Nasıl yani, ne konu bakımından? Kuzucuğum, hangi bölüme gittiğini söyler misin? Böyle bir soruya nasıl cevap verebilirim? Susmaktan başka ne yapabilirim? Tamam. Deliği oloji. Kuzucuğum, deliği oloji diye bir bölüm var aslında. Adı da prontolog. Hani tam o bölüm var. Ya YouTube videosu çekip milletten para istiyordum da. Yok, anladım onu. Ya kuzum, böyle şeylerde bu arada beni arayabilirsin ben. Aşkım, sen fıstülün fıs gibi bir şey mi? Osurukla ilgili bir şey mi? Anlamadım. Hayır. Öyle ama ben şey diye düşündüm. Bana hani demeye utandığın için arka kanallarım diyorsun zannettim ben. Deskafti. Olmadı, tamam. Ama fıstülünü sorunca bir bozuldum. Orada açık verdim ama Romanya bir günde kurulmadı değil mi? Romanya. Dokuz hangisi kurulmadıysa işte. Şimdi Mika'yı arayacağız ama Mika kesinlikle anlayacak. Çünkü Mika'yla dır sürekli konuşuyorum ve kesin anlayacak ve boşu boşuna kendimi rezil ediyorum. Hayır. Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Dur. Aşkım, yardıma ihtiyacım var. Kız durma, rezil olacağız. Ne yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Ne yapayım? Oturum. Üzerlik yakıyorum. Evi alacak şimdi. Ne? Üzerlik mi? Neden? Bilmiyorum, bir enerji güzelleşiyor. Şu an ben evi şimdi boyattım yine. Dedim böyle bir ot mot gezdireyim. Bir ev dedim. Aşağı dedim çıkayım. Ay dur, ben sana ne söyleyeceğim? Ya aslında şimdi akşam uzun uzun anlatırım devamını ama şu an çok acil bir şey için aradım. Estağfurullah aşkım, buyur söyle. Ya zaten daha önce konuşmuştuk biliyorsun. Ben çok yakışıklı bir çocukla konuşuyordum da.
pahalı bir rezervasyon yaptırmış. Aha. İşte akşam çıkacaktık ama bana dedi ki benim kartım bloke olmuş, bu akşamki rezervasyonu öder misin? Ya utanıyorum biraz ama bana o yüzden 3000 TL lazım. Yollayabilir misin? Aşkım ben şimdi şey yapacağım. Akşam benim bir tane böyle birisi var, o bana verecek. Ben de fahiş fiyatlara topu terlik aldığım için haciz geldi evime. Haciz mi? O yüzden özellik yakıyorum evde para gelsin. Ama akşam bir görüşmem var, ben sana 4000'lik bir iş çıkartırım. Görüşmem var derken tam olarak nasıl bir görüşme? Aşkım senin için büyük borcu aldım. Evet, senin için büyük borcun altına giriyorum ben. Ben altta zaten girdim yani. Şu an karar verdim, giriyorum. Birlikte yapacağımız bu mükemmel iş imkanını akşam konuşalım, olur mu? Aysel Hanım, arkadaşımdan borç istemiştim. Bana gel akşam mükemmel bir müşteri var dedi, kötü yola düştüm. Hangi gerizekalı hazırladı bu kese kağıdını? Kız az kalsın borç ayağına kötü yola düşürdük, iyi mi? Nalet gelsin böyle işe. Mika'nın anlayacağını biliyordum ama pes etmeyeceğim. Daha fazla kişiyi aramak istiyordum ama video 6,5 dakikayı geçti. O yüzden son kez Zena'yı arayacağım ve daha ciddi bir bahane sunacağım. Sabreden Gundi Derviş paraya ermiş. Onu düşündüğümse artık ağlıyorum ya. Alo? Alo? Naber aşko? Valla ne olsun canım, sen ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim, oturuyorum evde, sen ne yapıyorsun? Valla maddenin bile 4 hali var, katı, sıvı, gaz. Benim hiç halim yok Zena. Yani... Ne oldu? Eskişehir'e Cemalcan gelecek de konseri var. Cemalcan şey mi bu, eski Survivor bilmem necisi olan mı? Evet o. Ne yapacaksın? Şey... Ben onun kompostosunu kuracaktım da. Kızı Cemalcan'a ne yapacağım? Dinlemeye gideceğim işte konserine. Doğrusu biraz çekiniyorum. Onun konseri için senden biraz borç para isteyecektim. Tam bilgisayar başındayım. Ben sana alayım konser biletini. Direkt git. Yok. Seni uğraştırmayayım, sen direkt... Yani hiç sorun değil, açayım şey, nerede? Eskişehir Cemalcan yazsam çıkar mı? Ya aşkım sen bundan mı uğraşacaksın? Ben gişeden alırım direkt. Abi kalmayabilir ki, ne zaman konser? Kafayı yiyeceğim be karı, lanet parayı atsana işte. Bugün günlerden ne? 14 Kasım'da. Bir şey diyeceğim, o gün ama pazara denk geliyor yani, pazar. benim dediğim başka bir Cemalcan. Dansöz grubu olan Cemalcan. Bir şey diyeceğim, şu anda ben yazdım Google'a ve hani 26 Aralık'ta var. Bu arkadaşın şeyi 14 Kasım'da. Eyvah Stanze. YouTube videosuydu, başaramadım yine, milletten para istiyorum da. Ben de bir şey oldu zannettim. Önemli bir şey için para istiyorsun da hani söyleyemiyorsun zannettim, ne bileyim.